Aziz kardeşim, İsrail'in zulmü hiç durdu mu? Peygamberleri katleden, Kur'an-ı Kerim'de melun bir millet olarak Cenab-ı Hak bunları bizlere tanıtmıştır. Dolayısıyla tarihte peygamberleri öldüren bu Beni İsrail, yıllardır Filistin'deki kardeşlerimize kan kusturuyor. Kendi memleketlerinde, kendi topraklarında akıl almaz zulümleri yapıyor. Ben birkaç defa gitmek nasip oldu Mescid-i Aksa'ya ve çevresini gezdiğimiz zaman oradaki insanlar açık hapishanede yaşıyorlar. Sık sık İsrail'in Gazze'yi bombaladığını zaten görüyorduk, duyuyorduk. Ama son yapılan zulümler gerçekten arşa dayanmış, ayyuka varmış zulümlerdir. Her Müslümanın duruşu, imani duruşu, Kur'an'ı duruşu ve peygamberi duruşu sebebiyle elinden gelen ne varsa bunu yapması lazım. Yani Filistin'deki kardeşlerimizin başına bomba olarak yağacak ekonomik desteklerini kesmek lazım. En azından benim elimden bu kadar gelir. İki şey elimden gelir. Bir, dua etme gelir, duamı esirgememem lazım. İki, onların markaları olan, onlara destek olarak piyasaya sürülmüş olan ne kadar mal varsa almayacağım. Yemek şart mıdır? Giymek şart mıdır? Açlıktan mı öldüm veyahut da çıplak mı kaldım? Sonuçta ona bir kuruş olarak kâr giden, silah olarak, mermi olarak, bomba olarak Gazze'deki kardeşlerimize, Filistin'deki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, yarın belki de bize yağmış olacaktır. Bu işi fark edip gerçekten duamızla ve bu tabiri caizse ciddi duruşumuzla onlara ders vermemiz lazım. Elimizden gelen budur. Ya Rabbi ben bu kadarını yaptım. Karınca misali de olsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. İmani duruşumuz bunu gerektirir. Peygamberi duruşumuz da bunu gerektirir.